Adım Melek. Size yaşadığım gerçek bir olayı anlatmak istiyorum. Yaşadıklarımın gerçekliğini kavramam 30'lu yaşlarıma nasip olmuştu. Normal bir hayat yaşamanın güzelliğini fark ettiğimde neden bu kadar geç kaldım diye kendime kızmadan edemiyordum. Benim dedem büyü işleriyle uğraşan biriymiş. Ailemin anlattığına göre kötü işlerle uğraşmamış ama benim bu olayları yaşamamda en büyük faktör onun bu işlerle uğraşmasıymış. Bunu anlamam epey zamanımı almıştı. O zamanlar 12 yaşlarında falandım. Dedem iyice yaşlanmış, hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyordu. Bir gün beni yanına çağırdı ve bana kalınca bir kitap verdi. Bunun artık benim olduğunu ve saklamam gerektiğini söyledi. O zamanlar çocuk haklı tabii. Neyin ne olduğunu anlamak oldukça güçtü. Tamam dede diyerek aldığım bu kitabı birkaç kere açıp baktım ama bir şey anlamayınca diğer kitaplarımın arasına attım. Dedem ben 14 yaşıma girdiğimde vefat etti. O kitabı verdiği günden sonra bir daha o kitaba dair bir konu açılmamıştı. Ergenliğe giriyor olmanın verdiği duygu durumuyla ben de hiç önemsememiştim. Dedem Vefat etmeden evvel ailemle yanlarına gittiğimizde beni yanına çağırmış, ellerimi tutmuş, güzel torunum diye sevdikten sonra kısık sesle bir şeyler okurken kelime-i şehadet getirmeye başlamıştı. O an annemler ağlamaya başlayınca ne olduğunu anlamadan dedeme öylece baka kalmıştım. Dedem ellerimi tutarken vefat etmişti. Genç kızlık dönemlerim 13 yaşındayken başlamış, Liseye başladığım sıralarda iyice gelişim göstermeye başlamıştım. Bazı geceler karabasan yaşamaya başladığımda internet falan bu kadar yaygın olmadığından bazı arkadaşlarıma durumumu anlatmıştım. Onlarda da birkaç kez yaşandığını öğrenince içim rahatlamış, üzerine düşmemeye başlamıştım. Lise ikinci sınıfa geçtiğimiz zamanlarda sınıfımız bölüm seçmemizden dolayı değişmiş yeni arkadaşlar edinmeye başlamıştım. O günlerde ara ara arkadaşlarla toplanır, muhabbetler ederdik. Kendimize ait bir grup oluşturmamız çok zaman almamıştı. Ara ara yaptığımız bu toplanmalarda farklı farklı bir sürü konudan konuşur eğlenirdik. Bir gün gene böyle bir konuşma anında konu cinlerden ve korkulardan açılmıştı. Herkes korktuğu bir anını anlatmaya başlayınca ben de dedemin bu işlerle alakalı olduğunu anlattım. Herkes korkmuş ama Melih isimli arkadaşım korkmak yerine merakla sorular sormaya başlamıştı. O gün arkadaşlar korkunca çok fazla konuyu uzatmadan konuları değiştirmiş, dağılma zamanına kadar havadan sudan muhabbetler etmeye devam etmiştik. Aradan birkaç gün anca geçmişti ki Melih dedemle alakalı sorular sormaya başlamıştı. Onun bu merakı garibime gitse de bu konularda olan bilgisinden dolayı anlatmak, ondan yorumlar almak hoşuma gidiyordu. Aradan birkaç hafta geçmiş, Melih'le muhabbetlerimiz ilerlemişti. Bir gün bana dedenden sana bir şey kalmış olmalı. Hiçbir şey bırakmadan ölmüş olamaz dediğinde o an bıraktığı kitap aklıma geldi. Bu kitabın yaptığı işlerle ilgisi var mıydı hiç bilmiyorum. Üzerine düşüp de hiç sormamıştım. Belki Melih biliyordur umuduyla bunu onunla paylaştım. O an o kadar heyecanlandı ki bu kitabı mutlaka görmek istediğini söyledi. Ben de ne olduğunu merak ettiğimden dolayı kabul ettim. O gün okuldan sonra beraber bizim eve geçtik. Annem ve babam çalıştı, abim üniversitede olduğu için evde kimse yoktu. Eve girdiğimizde direkt benim odama geçtik. Melih daha ben yerini söylemeden direkt kitaplığa yöneldi ve eliyle koymuşçasına kitabı buldu. Bana döndüğünde gözlerinin içi parlıyordu adeta. Nasıl tanıdın onu? Sence de çok kolay değil mi bunu anlamak? Yanında olanların hepsi yeni, bir tek o kitap eski ve sonuçta o bir kitap ve kitaplıktı olması da gayet normal. Söyledikleri ikna edici olsa da merakım giderek artıyordu gözlerinin içinin böyle parlamasının başka nedenleri olmalıydı. Melih kitabı eline alarak önce kapağına dikkatlice baktı. Ardından sayfaları yavaş yavaş çevirmeye başladı. Yazılar farklı bir dilde olduğu için bunu bilen bir arkadaşım var. Bunu bana birkaç günlüğüne ödünç verirsen onunla beraber içinde olan bütün detayları öğrenmiş oluruz. Nasılsa okulda aynı sınıftayız ve evini bildiğim için bir sıkıntı olmayacağından geri almam kolay olurdu ve içini ben de çok merak ediyordum. Bu yüzden de ona incelemesi için kitabı birkaç günlüğüne emanet verdim. Melih sırt çantasına kitabı koyduktan sonra okumak için sabırsızlanıyorum. O yüzden ben gitsem iyi olur diyerek evden ayrıldı. Araya hafta sonu girdiğinden pazartesi olunca okula geçtim ama Melih ortalıkta yoktu. Kış ayları olduğundan belki hasta olmuştur diye düşünmeye başladım ama o hafta bittiğinde hala onu görememiştim. Sonraki hafta ise adını okul kaydından sildiler. Bunu öğrendiğim gibi durduk yere neden böyle bir şey olduğunu öğrenmek maksadıyla okul çıkışı evine gittim ama yaşadıkları müstakil evde tamamen boşaltılmıştı. Bir anda taşınmış olmaları ve ona bir daha ulaşamamış olmam telefon numarasının değişmiş olması. Beni oldukça sinirlendirmişti ama çaresizdim. Üstelik dedemin bana bırakmış olduğu kitap da onunla beraber ortadan kaybolmuştu. Ailemden kimse dedemin bana böyle bir şey bıraktığını bilmediği için bana kızamazlardı ama ya o kitapta önemli bir şey vardıysa? O sene okul bitene kadar Melih'e ulaşmak için farklı yollar denedim. Fakat başarılı olamadım. Sonraki yıllarda üniversite telaşı başladığından kitap da Melih'ti aklımdan çıkmıştı. Üniversiteye başladığımda bir ortamda bu konular yeniden açılana kadar aklımdan uçmuş olan kitap ve Melih yeniden aklıma gelmişti. Sosyal medya o dönemlerde yeni yeni ortaya çıkmış, herkesin delice birbirini arayıp bulduğu bir ortam haline gelmişti. Günlerce birçok sitede onu aradım durdum ama... En ufak bir iz bulamadım. Belki ortak arkadaşlarımız vardır düşüncesiyle bütün ekli olan arkadaşlarımın arkadaş listelerine dikkatlice baktım. Ne takipçi ne de takip edilen kısmında ondan en ufak bir iz yoktu. Sanki bir anda kitabı almasıyla buhar olup yok olmuştu. Üniversite hayatım içerisinde karabasan yaşama sıklığım giderek artmıştı. Dinden uzaklaşmış Hatta inançsız bir insan olmaya başlamıştım. Hayatımda giden tersliklerin de bunda büyük katkısı olmuştu. Artık neredeyse her gece Karabasan olayını yaşamaya başlamıştım. Üniversite bittikten sonra bir işte çalışmaya başladım ve orada tanıştığım biriyle aramızda büyük bir aşk başladı. Onu görmeden yapamıyorum da denebilirdi. Aramızda olan bu aşk Kısa zamanda kendimi evlilik yolunda bulmama neden olmuş, ailelerden de izin alınınca güzel bir düğünle evlenmiştik. İlk zamanlarda enteresan şekilde karabasan durumum azalmış, yok denecek seviyelerde seyrediyordu ama eşimin de inançsızlığıyla ben de içimde kalan küçük inanç kırıntılarını tamamen kaybetmiştim. Eşimle birlikte olduktan sonra olan gusül abdestlerim tamamen bitmiş, Sadece temizlenmek için duş alır olmuştum. Aradan 6 aya kadar geçtiğinde önce Karabasan olayları yeniden zuhur etmeye başlamış, ardından da eşimle geçimsizlikler başlamıştı. Onun ilk aşık olduğum dönemlerde görmezden geldiğim bazı alışkanlıkları iyice artmaya başlamış, işi dayağa kadar götürmüştü. İlk birkaç ay dayanmaya, evliliğimi kurtarmaya çalıştım ama yok. Olmadı. Daha fazla dayanamayarak boşanma davası açtım. O da buna dünden razı olduğundan tek celsede boşandık. Onu görmeye katlanamadığımdan işimi, yaşadığım semtimi bile değiştirdim. Karabasan olayları iyice artmaya ve eski sıklığına dönmeye başladı. Her gece önce bir kulak uğultusu ardından hafif bir görme bulanıklığıyla onun geldiğini anlamaya başlar olmuştum. Öyle ki sırf gitmesi için gözlerimi sıkıca yumar, uyuma numarası yapardım. Gözlerimi 30 saniye kadar kapadığım anda hemen ağırlığını verir, beni öleceğimi düşündüreceği ana kadar nefessiz bırakır, sonra giderdi. Aradan iki yıl kadar geçmişti. Bir arkadaş ortamında tanıştığım biriyle gene evlilik yoluna girdiğimde sonucun aynı olacağını bilemezdim. O zamanki düşüncem o yanlış insandı. Ben göremedim ama benim de mutlu olmaya ve sevilmeye ihtiyacım var düşüncesiydi. Neticede herkes aynı olamazdı ama yanılmışım. Bu evliliğim diğerinden daha da kısa sürmüş. Üstelik evlendiğim insan sadece para ve düğünden geleceklere odaklanmış. En çok bunu duyduğumda yıkılmıştım. Babası benimle evlenmesi halinde çok pahalı bir araba alacağını ve şirket hisselerinden vereceğini söyleyince o da hemen kabul ederek beni kandırmayı tercih etmişti. Malların elinden gideceği düşüncesiyle uzun zaman boşanmamak için beni süründürmüş, en sonunda bir şey istemediğimi söyleyerek boşanmaya ikna etmiştim. Bu evlilikten sonra artık ne insanlığa ne de hayata güvenim kalmamıştı. İnançsızlık da beni burada iyice umutsuzluğa sürüklemişti. Aradan geçen 3 sene boyunca insanlardan olabildiğince uzak kalmaya çalıştım. Ne zaman yaşadıklarımı birilerine anlatsam ya niyetleri kötü oluyordu ya da benimle dalga geçip inanmıyorlardı. Son evliliğimin üzerinden 4 sene kadar geçmişti ki artık Karabasan olayı zirve yapmış, varlığını içimde hissetmeye başlamıştım. Bir gün yeni iş vermeye başladığımız bir firma sahibiyle İşlerle alakalı konuşurken toplantı bitmiş, diğer personeller toplantı salonundan çıkmış, şirket sahibiyle baş başa kalmış, son siparişlerin adedini teyit ediyorduk. İmzalar atıldıktan sonra şirket sahibi olan Özgür Bey, ne zamandan beri rahatsız ediliyorsunuz Melek Hanım diyerek yemyeşil, keskin bakışlara sahip gözlerini gözlerime dikerek sorusunu tamamladı. Kimse beni rahatsız etmiyor Özgür Bey. Onu nereden çıkardınız? İnsanlardan bahsetmiyorum Melek Hanım. Sizi rahatsız eden cinden bahsediyorum. O an korku ile yutkundum. Çünkü ses tonu oldukça sertleşti ve gözlerine baktığımda çok garip olmaya başladım. Aslında karabasan derler eskiler ama ben buna pek inanmıyorum. İnanmadığın için mi her gece sırf onlardan kurtulmak istercesine numaralar yapıyorsun? Bu şirkette bu yaşadıklarımı kimseye anlatmamıştım. Bunu bilebilmesi imkansızdı. Ona cevap vermek istemiyordum ama o gözleri karşımdayken istemsizce kelimeler ağzımdan dökülüyordu. Şu an inançsız olduğunu biliyorum. Yaşadıkların seni bunlara itmiş ama emin ol yanlış yoldasın. Özgür Bey cebinden şirket işlerinde kullandığı kartını değil de şahsi işlerde kullandığı kartını çıkararak bana uzattı. Burada şahsi telefon numaram var. Eğer bu durumdan kurtulmak istiyorsan bu gece beni ara. Ben seni doğru olan yola ileteceğim. Kartını verdiğinde cevap bile vermeden yerinden kalkarak toplantı salonundan çıktı. Bense öylece arkasından salak salak baka kaldım. Kartını hemen yanda olan çöpün içerisine atmalıyım düşüncesiyle sağıma doğru dönmeye başladım. İçimde bu davranışından dolayı anlamsız bir sinir vardı. Kartı hızla çöpe atarak odadan çıktım ve kendi odama doğru yürümeye başladım. Mesai bitimine birkaç saat verdi. Yeni siparişler için üretim bölümüne bilgi verdikten sonra Özgür Bey'in nasıl olur da bunları bildiğine dair düşüncelere dalmaya başladım. Şirketimizle yeni çalışmaya başlamış ve ilk kez baş başa kalıp konuşmuştuk ama o bana bunları söylemişti. Acaba diğer insanlar da böyle şeyler yaşıyorlardı da bu bir tahmin miydi? Kafamdaki bu düşüncelerle mesai saatinin dolduğunu fark edememiş, birkaç arkadaşın iş sonrasında kahve içmeye gitmek için beni davet etmeleriyle kendime gelmiştim. Aslında onlarla gitmek istiyordum ama kafam düşüncelerle kazan gibi olduğundan keyif alamayacağımı biliyordum. Başka zamana bugün işlerim var maalesef diyerek kibarca onları geri çevirdim. Eşyalarımı alarak odadan dışarıya çıktım. Toplantı salonunun önünden geçerken içerimde bildiğiniz bir ses duydum. Bana kartı almamı söylüyordu. Salondan uzaklaştıkça içerimdeki ses şiddetini arttırarak aynı kelimeleri tekrar etmeye başlayınca bir şey olmaz. Şansımı denerim.'' Hem bunları nereden bildiğini de sorarak öğrenmiş olurum diyerek hızla geriye dönüp toplantı salonuna ilerledim. Temizlikçiler umarım çöpleri boşaltmamışlardır diye de içimden geçirmeden edemiyordum. Odaya girdiğimde hızla çöpe yürüyerek bakmaya başladım ama temizlikçiler çöpü götürmüşlerdi. Ben en azından baktım nasılsa iş benden çıktı diyerek kendimi avutmaya başladım. Ve salondan çıkıp evime doğru ilerlemeye başladım. Eve girdiğimde hızla üzerimi değiştirmek için odama geçtim. Kıyafetlerimi değiştirdikten sonra telefonumu ve sigaramı almak için çantamı açtım. Telefonumu aldıktan sonra sigaramı almak için çantamı kurcalarken Özgür Bey'in kartının orada olduğunu görünce hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. İyi de bu nasıl olabilir? onu çöpe attığımı eminim diyerek nasıl olduğunu anlamaya ve çöpe attığım anı anımsamaya çalışarak düşünmeye başladım. Hafızamın her noktasını yokladım ama yok. Attığımı çok iyi hatırlıyordum. Gözlerimi kapatıp düşündüğümde ise o anlar birer birer gözlerimin önünden geçiyordu. Bu adamda bir şeyler olduğu kesindi ama ne? Yaşadıklarımı biliyor olması gibi acaba bu olayı da o mu yapmıştı? çaktırmadan çantamı atmış olabilir miydi? Hayır, olamazdı. Çünkü toplantı odasına eşyalarımı götürmemiştim, çantam kendi odamda kalmıştı. Kartı alarak oturma odasına geçtim ve karta bakarak düşünmeye başladım. Zaman öylesine çabuk geçmişti ki telefonum çalana kadar saatin farkına varamamıştım. Saat 21'i çoktan geçmişti. Arayan annemdi ve bir sürelik konuşmanın ardından telefonu kapattım. Daha fazla dayanamayarak bu işin nasıl olduğunu öğrenmek amacıyla Özgür Bey'i aradım. Birkaç çalışın ardından telefonunu kibar bir tonda açtı. Kendimi tanıtarak aramamı söylemiştiniz diyerek cümlemi bitirdim. Evet, sen de o yüzden kartı çöpe atmıştın değil mi? Adam beni sürekli şaşırtmaya devam ediyordu. Konuşma esnasında gerçeklerin ortaya çıkması için birbirimize dürüst olmamız gerekli Melek Hanım. Aksi halde bir netice alamayız. Karabasan muhabbeti açılmadan bir süre konuşmaya devam ettik. Ardından da şimdi sizi görüntülü olarak arayacağım ve bazı sorular soracağım. Soruları gözlerimin içerisine bakarak cevaplamanızı istiyorum. Özgür Bey daha cevabımı duymadan telefonu suratıma kapadığı anda görüntülü olarak aramaya başladı. Adamın garip davranışları beni korkutuyordu. Bana bir sürü soru sordu. Her soru sorduğunda sanki gözleri bana değil de çevreme bakıyorcasına hareketleniyordu. Biraz darlanma ve korkma başladığında bana korkmamamı, bunun içimde yaşayan cinin hissettiği duygular olduğunu söyledi. Ardındansa bu gece bir daha dönmemek üzere beni terk etmesini. Eğer terk etmezse gece olanlardan dolayı sorumlu olmadığını söyleyince içime öfke dolmaya başladı. Ardından o garip mizacı normale döndü ve banyo yapmaktan son dönemlerde korktuğunu. Duşta çok uzun kalamadığını biliyorum. Bu yüzden de bu gece rüyanda gördüklerini sakın unutma. Gece oldukça huzurlu bir şekilde uyanacaksın. Ardından kafanın içerisinde duyduğun ve iç sesin olduğunu düşündüğün şeyi artık duymayacaksın. Uyandığında temizliğin ilk aşaması olan gusül abdestini alman gerekiyor ki bedeninden uzaklaşmış olan melekleri rahatsız eden halin ortadan kalksın. Daha sonra her şeyin ne kadar güzel gittiğini anlayınca bana hak vereceksin. Bir sürelik konuşmanın ardından telefonu vedalaşarak kapattık. İçim oldukça huzursuzdu ama yapacağımı söylediğimden hazırlanarak yatağıma girdim. O gece gözlerimi gene yatağımda açtım. Sırt üstü yatıyordum ve o odadaydı. Anlaşılan işe yaramamış diye sesli şekilde söylendiğimde Karabasan'ın bana daha belirgin şekilde kendini gösterdiğini fark ettim. Gülerek bizi kimse ayıramaz. O seni kandırıyor diyerek bir kahkaha atmaya başladı ama üzerimdeki ağırlığını da hissettirerek yapıyordu bunu. Ayak ucuma geldiğinde üzerimde olan yük iyice arttı. Yüzünü göremiyordum. Her şey simsiyahtı ama önceden sadece küçük bulanıklık şeklinde fark ettiğim şey bir beden olmaya başlamıştı. Yatağımın üzerine çıktığı anda odanın içerisi birden ışıl ışıl aydınlanmaya başladı. Karabasan geriye doğru çekilmeye başladı. Odamda üç tane hoca görünümlü cin belirdiğinde Karabasan korkuyla kaçmaya çalıştı. Odada olanların yüzleri öylesine güzeldi ki anlatamam. İçlerinden sakalı oldukça uzun olan Karabasan'ı yakaladığı gibi odamın ortamı birden değişmeye başladı. Her yer yemyeşil, güzel ağaçlar ve kuşlarla doluydu. O an ilk kez Karabasan'ın yüzünü görmüştüm oldukça çirkindi. Her yeri yara bere içerisinde iğrenç mi iğrenç kokuyordu. O, uzun sakallı olan karabasanı yerden yere vurmaya başladığında benim de içimin acıdığını fark etmeye başladım. Demin gelmiş olan diğerleri de uzun, sakallı, sarıklı olana yardım için yaklaştığında karabasanın korkuyla yalvarmaya başlaması biri olmuştu. Cinler onu öldüresiye döverlerken içimin kavrulduğunu hissediyordum. Ben bunu hissediyorsam kim bilir o cinneler hissediyordu diye düşünerek cinnlere bırakmalarını, bu kadar acının ona yeteceğini, bir daha zaten korkudan yanıma yaklaşamayacağını söyledim. ise onun ölümü haktır. İslam tebliğinde bulunduk kabul etmedi. Bunun sözüne güven olmaz. Eğer şimdi öldürmezsek bir daha sana yardım edemeyiz. Tamam dediğimde cin söz, bir daha rahatsız etmeyeceğim diyerek hızla oradan kaçtı. Diğerleri koluma girdiler ve seni bir yere götüreceğiz, orada abdest alıp tövbe namazı kılıp şükredeceksin. İyi de ben duaları hatırlamıyorum, yıllardır okumadım. Merak etme, buradayken her şey hatıranda olacak. Hatta uyandıktan sonra bile Hepsini hatırlayacaksın. Sözünü tamamlamasıyla kendimi güzel bir derenin kenarında buldum. Su o kadar berraktı ki anlatamam. Önce sudan içtim. Sonra abdest almaya başladım ama suyun tadı o kadar güzeldi ki kana kana içmek doymamak istiyordum. Abdesti aldıktan sonra kafamı dereden kaldırdığımda onları yan taraftaki bir ağacın kenarında beni beklerlerken gördüm. O kadar güzeldi ki her yer burnuma dolan güzel kokular eşliğinde ağaca doğru yürümeye başladım. Ağacın dibine geldiğimde çok güzel bir seccade yanında da aynı güzellikte işlemeli bir tesbih vardı. Ben sanki buna programlanmışım gibi hızla seccadenin üzerinde buldum kendimi. Niyet ederek namaz kılmaya başladığımda dedikleri gibi her şeyin aklıma sırasıyla geldiğini fark ettim. Her duayı okuduğumda içime huşu doluyor, aşırı derecede rahatlıyordum. Önce tövbe namazını uzun uzun kıldım. Ardından gözlerimden yaş gelircesine duamı tamamladım. Daha sonra içerisinde olduğum durumdan bana kurtulmayı nasip ettiği için Allah'a şükür namazı kılıp dualar ettim. Ardındansa tesbihatımı tamamladım. Tam yerimden kalkıp seccadeyi toparlayacağım sırada gözlerimi yatağımda açtım. Başta bütün olanların rüya olduğunu sandım ama sonradan fark ettiğim şey bilinçsizce felak, nas, ayet el kürsü, fatiha ve İnşirah suresi gibi sureleri birbirinin peşi sıra tekrarladığımdı. Senelerdir bir kez olsun okumadığım bu ayetleri şimdi hiç zorlanmadan rahatlıkla okuyabiliyordum. Hem de bu okumalarım esnasında istemsiz hareket ediyordum. Yerimden kalkarak içimin yangınını söndürmek için mutfağa girdim. Arka arkaya birkaç bardak su içtiğimde ancak rahatlayabilmiştim. Yatağıma geri dönecektim ama gusul abdesti alacağıma dair söz vermiştim. Banyoya doğru giderken üşen geçtiğim tutmuş, Abdesti sabah alırım. Nasılsa günler çuvala girmedi diye söylenerek odama geri dönmüştüm. Rüya görmeden evvel zaten günün yorgunluğu vardı üzerimde. Gördüklerimden sonra da bu durum daha da artmıştı. Yatağa girer girmez kendimi uykunun kollarına bıraktım. İlk kez uyku bu kadar tatlı gelmişti gözüme. Senelerdir yaşadığım olaylardan dolayı uyku bana işkence gibi geliyordu.'' Yaşadığım yorgunlukla çok geçmeden uykuya dalmıştım. Sabah alarmın sesine uyandığımda oldukça dinç olduğumu fark ettim. Senelerdir bu kadar enerji dolu olduğumu hatırlamıyorum. Normal rutinimde yataktan yorgun argın kalkıp uyandığım güne söverek hazırlanıyordum ama bugün tam aksine neşe saçarak hazırlanmıştım. İşe gitmek için evden çıktığımda duş aklıma gelmiş akşama ertelemiştim. Günüm oldukça güzel geçmişti. İçerimde olan bütün huzursuzluklar bir anda kaybolmuş, gün boyu kafamda işittiğim sesler bıçak gibi kesilmişti. Kafamda dönüp duran sesler olmadığında ne kadar kalitesiz bir hayat yaşadığımı daha iyi anlamıştım. Gün boyu kafamda dönüp duranlardan işime odaklanamadığımı, insanlardan uzak kaldığımı gördüm. Yüzümde gülücükler ile herkese selam vermiş, hal hatırlarını sormuştum. Bendeki bu değişimi fark edenler hemen nedenini sormuş, bu neşeme neden olan güzel haberin ne olduğunu merak ettiklerini söylemişlerdi. Onlara nedenini açıklayamayacağım için çok güzel bir rüya gördüğümü, o rüyanın etkisiyle böyle olduğumu söyleyip geçiştirmiştim. Ofis içerisinde olan günlük rutinimi tamamlamış, huzurlu şekilde evime dönmüştüm. Eve girer girmez kendimi duşa attım. Daha fazla erteleyemezdim. Banyoya girdiğimde her zaman içerimde olan korku ortadan kalkmıştı. Güzelce duşumu aldım, ardından gusül abdesti alarak banyodan çıktım. Bir hafta boyunca bu mükemmel ruh halim devam etmiş, adeta yeniden doğmuştum. Özgür Bey ile işlerin son halini görüşeceğimiz toplantı günümüz gelip çatmıştı. Bütün sunum dosyalarını hazırlamış, gelişini beklemeye başlamıştım. Toplantı saati geldiğinde sekretere gelip gelmediklerini sordurdum. Sekreterse bugünün kayıtlarında herhangi bir toplantının olmadığını, eğer yeni müşteri ise kaydını hızla alıp arayabileceğini söylemişti. O an, Acaba ben mi adamın adını yanlış hatırlıyorum ya da günlerimi karıştırdım diye düşünerek telefonu kapattım ve evrakları baştan sona kontrol etmeye başladım. Evraklarda bir hata yoktu. Üretim yerine o gün bilgi vermiş, gerekli işlemlerin başlamasını söylemiştim. Hızla üretim birimini arayarak siparişlerle ilgili detayı sordum. Onlar da böyle bir sipariş bilgisinin verilmediğini söyleyip ellerinde olan siparişlerin kodlarını benimle paylaşmışlardı. Kodları alıp sistemden baktığımda benim Özgür Bey öncesi verdiğim siparişlerin olduğunu gördüm. Kafam allak bullak olmuş, ne olduğunu idrak edememiştim. Yerimden kalkıp hızla lavaboya giderek yüzümü soğuk suyla yıkadım. Eksik olan ya da yanlış yaptığım bir şeyler olmalıydı. Kendime biraz olsun gelince hızla soluğu masamda aldım. Çantamı değiştirmemiştim ve kartı konuşmadan sonra tekrar çantamın içerisine koymuş, o geceden sonra da çantamın içerisinden hiç çıkarmamıştım. Çantamı açıp baktığımda kartı bulamadım. Emin olabilmek için çantamın içerisinde olan her şeyi masamın üzerine döktüm ama buhar olup uçmuştu adeta. Odanın içerisinde deli dana gibi dolanarak delirmediğimden emin olmaya çalışıyordum. En sonunda telefonumda olan arama kayıtlarına bakmak geldi aklıma. O gün gün içerisinde birçok arama gelmiş, en son annem aramıştı. Onunla konuştuktan sonra da Özgür Bey'i aramıştım. Rehberde hızla o güne kadar geldim ve annemin aramasını bulduktan sonra bakınmaya başladım ama yok. Kayıt ortada yoktu. Günleri mi karıştırıyorum acaba diyerek o günden birkaç gün öncesine ve birkaç günde sonrasına baktım ama yok değişen olmadı kayıttan eser yoktu. Koltuğuma oturdum ellerimi başıma götürdüm ve düşünmeye başladım. Uzun zamandır yaşadıklarım hayaller görmeme neden olmuştu ya da kafayı yemiştim. Arasında kaldığım iki seçenekten başka bir şey yoktu elimde. Duvarlar üzerime üzerime geliyor boğulacak gibi oluyordum. Hadi. Toplantıyı hayal ettim. Ya sonrasında yaşananlar? Her şey çok gerçekçiydi. Adamla telefonda konuşmuş, hatta daha sonrasında görüntülü olarak da görüşmüştüm. Ya delirmiştim ya da delirmek üzereydim. Odanın içerisinde dolanarak yaşadıklarımı tekrar tekrar gözden geçirdim ama bir sonuca ulaşamıyordum. Mesai bitimine kadar bu şekilde dolandım, durdum. Mesai bittiği anda da eşyalarımı aldığım gibi soluğu evimde aldım. Kapıdan içeriye girer girmez etrafı aramaya başladım. Kartı bulacağıma dair bir umut vardı içerimde. Deli olduğumu düşünmek istemiyordum. Bütün odaları tek tek didik didik aramaya başladım. Her odayı değiştirdiğimde umudum biraz daha azalıyordu. Birkaç saat boyunca her yeri talan ettim ama gene bir şey bulamadım.'' Umudum bitmiş, delirdiğim kanaatine varmaya başlamıştım. üzerimi değiştirmek bile aklıma gelmemiş, kendimi olduğum gibi salondaki koltuğun üzerine bırakmıştım. Sırtüstü uzanmış, tavanı seyrederken düşünme faslına devam etmiştim. Her şeyi en ince detayına kadar yüzlerce kez kontrol ettim, hafızamın her noktasını yokladım. O an delirmememi sağlayan iki şey vardı. Birincisi duaları halen daha çok doğru şekilde okuyor, hepsini hatırlıyordum. İkincisi de Özgür'ün söylediği gibi beynimin içerisinde olan sesin bir anda kesilmiş olmasıydı. O geceden sonra o sesleri hiç duymamış, oldukça duru ve dinç bir hafızayla günlerimi geçirmiştim. Saat gece yarısını geçerken içinden çıkamayacağımı anlayıp yerimden doğrulduğum gibi soluğu odamda aldım. Çok geçmeden üzerimi değiştirip yatağıma girdim. Sabah önceki günler gibi uyanmış, içinden çıkamadığım düşünceleri kafamdan atmaya gayret ederek iş yerine geçmiştim. Sonraki birkaç hafta aynı tempoyla geçmiş, artık ne geçmişte yaşadıklarım ne de Özgür Bey aklıma geliyordu. Ta ki birkaç gün sonrasına kadar. O gün gene işten çıkıp eve geçmiştim. İşler o gün oldukça yoğun geçtiğinden o yorgunlukla yatağıma girdim. Gece saat iki sularında kulağıma gelen seslerle uyandım. Karşımda gene o vardı. Gerçekte olduğu haliyle karşımda duruyordu. Üstü başı pislik ve yara içerisindeydi. Bir daha yanıma gelmeyeceğine dair söz verdin. Ne işin var burada? Kalk Melek, şu an bunun sırası değil. Dış kapını zorlayan biri var. Evine hırsız girmeye çalışıyor. Evet. Kulağıma uyanmama neden olan sesler halen daha gelmeye devam ediyordu. Uyanmam onun gelişinden değil de kapıda olan tıkırtı seslerinden dolayıydı. Hızla yerimden kalktım ve evin lambalarını yakarak elime mutfaktan bıçak aldım. Ardından gürültünün kaynağı olan kapıya doğru bağırarak yürümeye başladım. Kapıya yaklaştığım sırada ses birden kesildi. O an hızla kapıya koşarak kilidini açıp kapıdan dışarıya çıktım. Aradan sadece birkaç saniye anca geçmişti ama ortalıkta kimsecikler yoktu. Anlaşılan çıkardığım sesten korkarak yakalanacaklarını anlayıp kaçmış olmalılardı. Bina içerisinde olan merdivenlerden aşağı ve yukarı doğru baktığımda görünürde hiçbir şey yoktu. Hiç ses çıkarmadan o boşlukta bir süre bekledim ama nefes sesi dahi işitmemiştim. Kapıya giderek baktığımda zorlamaya dair bir ize rastlamamıştım. O an bunları idrak edemesem de bu olaylar bittiğinde ancak anlayabilmiştim. Hepsi bana musallat olan karabasanın bir oyunuydu. Eve girip kapıyı yeniden kilitledim ve elimdeki bıçağı mutfağa bırakıp odama geri döndüm o halen daha odamda aynı yerinde duruyordu. Teşekkür ederim. Artık gidebilirsin. Senin burada olduğunu öğrenirlerse bu defa ellerinden alamam seni bilesin. Giderim melek ama sana söylediklerimi dinlemen gerek. O gelenler sana yalan söylediler. Ben her ne kadar karabasan gibi seni uykularında rahatsız ediyor gibi görünsem de aslında seni kötülüklerden bu gece olduğu gibi korumaktan başka bir şeyi amaçlamadım. Ben seni ilk gördüğüm andan itibaren aşığım. Bu bizlere yasak olan bir davranış ama benim elimde olan bir şey yok. Yıllardır senin çevrendeyim. Çamurdan olmalarla evlenişini acı çekerek seyrettim. Hayatına giren çıkanlar oldu ama ben onlar gibi yapmadım. Hep senin yanında oldum. Uzaktan da olsa bu durum devam edecek. Ta ki sen de beni sevip kabullene ne kadar. Bu hiç olmayacak. Bu kadar zaman nasıl olur da bunu anlamazsın. Buradan hemen git, yoksa durum içinden çıkılmayacak bir hal alacak. Sen rüyalarında defalarca benim oldun melek. Ama bunun rüyadan öte bir şey olduğunu düşünmedin mi hiç? Ben isteseydim sana zorla sahip olur her halükarda benim olmanı sağlardım. Ama ben öyle yapmadım. Geldim ve sana hislerimi olduğu gibi anlatıyorum. Ben olmasaydım şimdiye dek başına gelmeyen kalmazdı. Ben her daim seni sevdim ve eninde sonunda tamamen benim olacaksın. Bu son sözüyle sinirlenmiş ve defolup gitmesini söylemiştim ama o bunu aldırmamış, bir anda ara sıra rüyalandığımda Rüyamda gördüğüm yakışıklı insanın kılığına bürünmüştü. O zaman ne demek istediğini anlamıştım. Bu durum benim korkmama neden olmuştu ama bedenimde aşırı bir uyuşma baş göstermeye başlamıştı. Bedenim kaskatı kesilirken rüyalarımda gördüğüm olaylar olmaya başladı. Rüya halindeyken insan bunu anlamıyor ve bedensel bir dışa vurum olduğunu düşünüyor ama onların da nedeninin şu an karşımda olan varlık olduğunu anlamak beni oldukça öfkelendirmişti. Ona ne kadar itiraz etsem de beni dinlememiş, saldırmıştı. İşini bitirip üzerimden kalktığında yüzündeki gülümsemeden eski kabus dolu günlerimin yeniden başladığını anlamıştım. Beni bunu yapmaya sen mecbur bıraktın melek. Sen artık tamamen benimsin ve ne olursa olsun seni benden kimse alamayacak. Bundan sonra Seninle sık sık görüşeceğiz. O bir anda geldiği gibi ortadan kaybolmuştu. Yaşananlardan dolayı gayri ihtiyari duş almam gerekiyordu ama günlerdir hissetmediğim korku halini yeniden yaşamaya başladığımdan duşa gidemedim. Aradan geçen aylarda her gece ben yatağıma girdiğim anda yanımda beliriyor, işini halledip kayboluyordu. İçerisinden çıkamadığım bir çaresizlikle kalmıştım ortada. Aylar ayları kovalarken ondan kurtulamayacağıma inancım artmaya başlamıştı. Hatırımda olan duaları gene unutmuş, kitap açarak okumaya, hatırlamaya çalışmıştım ama başarılı olamıyordum. Okurken ya sürekli bir yerde takılıyor ya da kaldığım yeri unutup başa dönüyordum. Aradan bir sene falan geçmişti. Artık bu duruma alışmaya başlamış, yaşananlardan keyif almaya başlamıştım aslında başka da şansım yoktu. Her an yanımdaydı, sürekli benimle konuşuyor ve onu benimsemem için ne gerekiyorsa yapıyordu. Ben de çaresizlikten tek çarenin olaylara alışmak olduğunu düşünerek bir nevi kendimi kandırıyordum. Bir akşam işten gelmiş üzerimi değiştiriyordum ki gene arkamda bitmiş işini görmek için üzerime çullanmıştı. İşi bittiğinde üzerimden kalkıp gideceği sırada birazdan sana telefon gelecek diyerek neden soruma cevap vermeden gözden kayboldu. Arayan annemdi. Bir akrabamızın vefat ettiğini söylemiş, oldukça yakın olduğu için acilen yanlarına dönmemi istemişti. O gece hemen yola çıkarak cenazeye yetişmiştim. Defin işlemlerinden sonra taziye evine geçmiş, gelenlere yaşıtım olan birkaç kuzenim ile hizmete başlamıştık. Akşam saatlerine doğru kuzenlerim gitmiş, ben de bizimkilerin kalkmasını beklemeye başlamıştım. O sırada kırklı yaşlarda bir komşumuz ziyarete geldi. Kendisini toplasan hayatımda yirmi kere anca görmüştüm. Bir süre annemlerle muhabbet etti ama muhabbet esnasında da bana ara ara öfkeyle bakıyordu.'' Adını bile zar zor hatırladığım Güneş teyzenin bana neden böyle baktığını anlayamamıştım. Aradan 20 dakika anca geçmişti ki bana gene öfkeyle bakarak ''Melek, kızım bana lavaboyu gösterir misin?'' diyerek yerinden kalkmıştı. Ben de tabi teyzeciğim diyerek önden yol göstermek için ilerlemeye başladım. O ise odadan çıkarken odanın kapısını anlamsız bir şekilde kapatmış ve garip garip kelimeler konuşmaya başlamıştı. Banyonun önüne geldiğimizde geriye dönerek burası teyzeciğim dedim ama o an arkamda olanın güneş teyze değildi. O gece beni kurtaran üçlüden biri olduğunu fark ettim. O an korkuyla bağırmaya çalıştım ama ağzım kapanmıştı. Sana yardıma geldik dediği gibi bana öyle bir vurdu ki banyo kapısına çarptığım gibi kapı açılmış İçeriye düşmüştük. Düşmüştük diyorum. Çünkü bana hayatı zehir eden cin de o darbeyle içerimden çıkıp yere kapaklanmıştı. O an bana yalvaran gözlerle bakıyor, onlara teslim etmememi söylüyordu. Ama bu gelenlerin bu defa benim sözümü dinleyeceklerini hiç sanmıyordum. Diğer ikisi cini yakaladıkları gibi dizlerinin üzerine çöktürdüler. Sen sözünde durmadın ve Adem'den olmalara sana uyarmamıza rağmen tasalluta devam ettin. Bu ademden olmaya yaptıkların için acı çekerek gebereceksin dedi. Sözünü tamamlamasıyla diğer iki cin yakaladıkları cinin her bir parçasını ayrı ayrı koparmaya başladılar. Elleri ve bacaklarını kopardıktan sonra kellesini gövdesinden ayırdılar. Ben olayın şokunu atlatmaya çalışırken Vana Musallat olan cin yavaş yavaş ortadan kayboldu. Ben sizin hayal olduğunuzu sanıyordum. Size çok ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Biz dedenden sana emanet kalanlardık ama sen bize sahip çıkmayarak dedenin emanetini başkalarına verdin. Yıllarca onların elinde eziyet gördük. Siz dedemin kitabından mı bahsediyorsunuz? Evet. Tamam ama ben bunu bilmiyordum. Çocuk yaşımda benden aldılar onu. Geçen sefer sana yardıma geldik diye bir sürü acı çektik. Bu defa gene aynısı olacak. Sizi nasıl kurtarırım onların elinden? Bana bir adres verirseniz ne yapar ne eder bulurum sizi. Şimdi sırası değil. Zamanı gelince bir yerde bir işaret bırakacağız sana o işareti anlarsan gelir bizi bulursun. Şimdi içeride olanları daha fazla bekletmeyelim. E, ee, onlar burada olanları ve sesleri duymadılar mı? Hayır. Hiçbir şeyden haberleri yok. Şimdi gidelim hadi. Olanların şokundaydım ama sözlerinden de dışarıya çıkmak istemiyordum. Ben önde banyodan çıktım ve yürümeye başladım. Odanın kapısını açtığımda o sakallı cin gene Güneş teyzenin kılığına girmişti. Ben artık kalkayım. Allah mekanını cennet eylesin. Ben gene gelirim komşum diyerek bizimkilerden izin istedi. Onu kapıdan ben yolcu ettim. Kapıdan çıkar çıkmaz eski haline geldi ve bir anda gözden kayboldu. Aslında her şeyin bittiğini sanmıştım bir anlığına ama Meğerse o gün her şey yeniden başlıyormuş. Sağlıcakla kalın.